Sine oldu BioNTech. BioNTech işte, o açıdan diyorum yani. 512 446 Bir de dilekçeyle başvuruyorsunuz. Uçak biletini söylüyorsunuz. Hangi ülkeye gideceğiniz? Hangi ihtiyacınız var? Yani görüntüde gayet canlı duruyor ya. Şeyler. Aşı olanların koruma kalkanı diyor. Yaklaşık 6 aylık o koruma kalkanı artık yavaş yavaş bitti. Koronavirüs yeni varyantlarla etki etmeye başlamakta. Tabii ülkemizde şu anda omikron yok ama diğer ülkelerde, ülkemize yakın ülkeleri etkilemiş olmakta. Her an yeni varyantlara da karşı da açık olabiliriz. Eğer biz ne kadar kısa zamanda tam doz aşı yaparsak o kadar varyantlara karşı da etkili koruma kalkanı oluşturmuş oluruz. İlimizde baktığımızda 65 yaş ve üzeri nüfusumuzda 3. doz aşı yapılma oranımız %72.6. Bildiğiniz gibi birinci dozda %85'lere geçmiştik. İkinci dozda %80 civarındayız. %79.980'deyiz. Tabii üçüncü dozda daha az bir durumdayız. Burada son günlere baktığımız zaman da son bir aya baktığımızda özellikle ölen hastalarımıza baktığımızda COVID'den dolayı ölenlere baktığımızda %98'i ya aşısını tam yaptırmamış ya aşı olmamış ya da aşısını 3. dozu gelip de hatırlatma dozunu yaptırmamış kişilerden oluşmakta. Bu da vatandaşlarımızın aşının koruma alanından çıkmış olduğunu göstermekte. Bizler tekrar vurguluyorum, bu vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde 3. doz etkisi, 3. doz zamanı gelmiş kişilerin hızlı bir şekilde bizim aşı ekiplerimize uğrayarak aşı yaptırmalarını istiyoruz. Buradan aşı yaptırmamış 65 yaş 3. doz aşı yaptırmamış 65 yaş üzeri 63 bin vatandaşımıza seslenmek istiyorum. Lütfen aşının koruma alanına tekrar dönün. Biz bugün burada aşıyla ilgili yeni bir kampanya başlatıyoruz. Daha önceden birkaç kampanya yapmıştık. Bildiğiniz gibi 55.555 aşı kampanyası, genç aşı, tramvay duraklarında aşı, okulda aşı, veliler aşıya, okullar, çocuklar okula gibi kampanyalar yapmıştık ve bu kampanyalar güzel etkilerini gördük. Aşılama oranlarımızı artırmıştık. Bugün de burada hayat kurtaran aşı kampanyasını bugün başlatmak istiyoruz. Aralık ayı içerisinde tüm sağlık ekiplerimiz, tüm insan gücümüzü aşı ekiplerine kaydırarak ilçelerimizde aşı noktaları oluşturacağız. Ve aşı olmayan, özellikle 3. doz aşısını olmayan 63 bin vatandaşımızı bu noktalara bekliyoruz. Ben iki aşı oldum. Üçüncüyü tereddüt ettim, olmadım. Mart'ta falan olmuştu. Şimdi olmayı düşünüyorum da ben biraz aksi tesir yapar mı veyahut da ben ameliyatlar geçirdim, bir takım rahatsızlıklarım var. Bunlara aksi tesir yapar mı? O yönden bir doktora danışıp da aşı olmayı şey yapıyorum yani. Attı zatında bunun da bir ömrü var tabii. Nasıl grip aşısı oluyorsak 2 senede 3 senede bir bunun da demek ki böyle bir ömrü var. Ondan sonra bitiriyor yani iş. Ben 3 tane aşı oldum. Önce Sinovac olmuştum galiba. En son Sinovac tercih yap dediler. 3 ay önce burada BioNTech aşısını tercih ettim. Dördüncü aşı da gelirse onu da olurum yani. Aşı olmayan zaten, yani aşı olmayanı tarif edemem. Benim kızım 40 yaşındadır, aşı olmadı. Yani tarif edemem onu yani. Ne kadar bir akılsızdır, ne kadar beyinsizdir. Sonra bazı insanlar da gören beğenmiyorlar da yani anla manasını, benim manalı konuşurum. Onun aşısını olmuyorlar yani, aşı olmuyorlar, beğenmiyorlar.